Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocalarımıza, öğrencilerimize tekrar selamlar diyerek o zaman başlayalım. İlk olarak ben isterseniz AB'nin Brexit sürecinden biraz bahsedeyim. Brexit süreci 2016 yılında çok önemli hale geldi. Çünkü bir referandum yapıldı İngiltere'de. Tabii ki bu referandumun yapılmasının bir gerekçesi de vardı. Çünkü 2019 yılında yürürlüğe giren, pardon 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması madde 50 diyordu ki üye ülkeler ayrılmak için herhangi bir girişimde bulunabilir. Dolayısıyla ilk defa AB sürecinde ayrılma konusu gündeme geldi. Ve tabii bunu da en çok ayrık hareket eden İngiltere hemen birinci olarak hayata geçirdi diyebiliriz. 1973 yılında üye olmuş İngiltere. Zaten 1975 yılında da bir referanduma gitmişti ayrılmak için. Ve o dönemde %70, %60 gibi bir oyla halk kalmak istemişti. Ama 2016 yılına gelindiğinde bu sefer halkın verdiği karar ayrılma yönünde oldu. %52 ile aslında çok da yakın, birbirine yakın oranlarla İngiltere ayrılma kararını aldı. O dönemde tabii ki bu da bir popülist yine girişim diyebiliriz. Başbakan o dönemde popülist bir yaklaşımla İngiltere'nin ayrılabileceğini gündeme getirdi. Seçimleri garantiye almak ve bir düşman aslında yaratmak da diyebiliriz buna. Çünkü pek çok AB üye ülkesinde var. Elit projesi olarak AB'yi gösterdi. Halkta da zaten AB'den rahatsızlıklar vardı. Avrupa Birliği'ni çok tanımayan bir halk. O yüzden gençler belki çok değil ama daha nasıl diyelim bu alanda okuma yapmamış. Bizler AB üzerine çalışıyoruz ama günlük hayatta herhangi bir AB haberi bile okumamış insanlar tabii ki politikacıların da politize etmesiyle konuyu hayır oyu verdiler. Ve bambaşka bir süreç başladı. İngiltere 2016 yılından 2019 yılına kadar bir geçiş süreci yaşadı diyebiliriz. Çünkü bu geçiş süreci aslında 2020 31 Aralık yani bu ay sonunda bitecek. Ve bu ay sonunda artık İngiltere'nin bir karar vermesi gerekiyor. Brexit'ten anlaşmalı mı yoksa anlaşmasız mı ayrılmalıyız şeklinde. Şu anda biliyorsunuz Başbakan oldukça yine popülist bir lider ve bu süreci Boris Johnson istediği gibi aklına geldiğince yönetiyor. O yüzden ya da yönetemiyor da diyebiliriz. Ve parlamentoyu, Lordlar Kamarası'nı, Avam Kamarası'nı da bu şekilde Brexit konusuna dahil ederek devam ediyor. Son bir önerdiği bir yasa tasarısı var. İç piyasalar yasa tasarısı. Bununla da biliyorsunuz Kuzey İrlanda aslında İngiltere'nin bir parçası ve Kuzey İrlanda ama ayrı bir şekilde AB'nin içinde kalabilme özelliğine sahip çünkü özerk olduğu için ama diyor ki İngiltere o dahil olarak kalacaksa biz de piyasadan faydalanalım, biz de gümrük birliği bağlamında AB'nin içinde kalalım. Daha doğrusu serbest ticaret anlamında AB içinde kalalım ama AB ise diyor ki hayır ayrılıyorsanız bizim piyasamızdan da faydalanamazsınız. Kuzey İrlanda kalacak, siz çıkacaksınız şeklinde bir yaklaşım izliyor. İç piyasalar yasa tasarısı ise Avam Kamarası'ndan geçen ve Lordlar Kamarası'ndan hayır oyu alan iç piyasalar yasa tasarısı ise hayır biz esnetebiliriz diyor. Yani Kuzey İrlanda'dan AB mallarını gümrüksüz bir şekilde bir kanal gibi alabiliriz diyor. Bu yaklaşım AB'de çok rahatsızlık yarattı ve parlamento ve tüm birlik temsilcileri bunun hukuka aykırı olduğunu ve İngiltere'nin uluslararası hukuku nasıl bu şekilde ihlal edebileceğini hani inanmadıklarını ifade ediyorlar demokrasinin bir şeyi olarak. O yüzden
Brexit yanlış politikacıların yanlış ve önünü görmeden hareket ettikleri politikalar sonucunda çok garip bir yere geldi diyebiliriz. Bu süreçte peki Brexit'in evet ayrılma kararı alındı. Sebebi ne? Yani neden İngiltere AB dışında kalmak istiyor? Pek çok sebebi var. Bu konuda belgeseller de var. İzleyebilirsiniz. Mesela bu Top Documentary Films diye bir belgesel web sitesi var. Orada da Brexit konusu tartışılıyor. Tabii bazıları taraflı ama insana bir şöyle çerçeve çiziyor diyebiliriz. En önemli sebeplerden bir tanesi balıkçılık sektörü. Çünkü İngiltere balıkçılık sektöründe tamamen sözün kendisine ait olmasını ve kıyılarında sadece İngiliz vatandaşlarının balık avlamasını istiyor. Oysa ki AB her ülke için ayrı ayrı kotalar benimsemiş durumda. Yani İngiltere kıyıları için Danimarka'nın kotası var, Hollanda'nın kotası var. Her ülke bu imkanlardan faydalanabiliyor. Böyle olunca da balıkçılar ve o sektör çalışanları eskiden rahatlıkla balıkları avlayıp satarken şimdi tabii o sektöre domine edecek şekilde davranamıyorlar ya da yıllar boyunca davranamadılar. Bu onların gelir düzeyini tabii düşürdü. Birinci konu bu. Mesela balıkçılıkta artık AB ile hareket etmek istemiyoruz. Gönlümüzce avlanmak istiyoruz. Bir diğer konu siyasi açıdan düşündüğümüzde İngiltere bir yani tarihsel sürece baktığımızda emperyal bir güçtü. Dolayısıyla bir imparatorluk aslında diğer Avrupa ülkelerinden farklılaşan özelliğiyle. Yine bu Anglo-Sakson ilişkiler yani Amerika ile yakın ilişkileri ve İngiltere'nin kıta Avrupa'sından daha ayrıcalıklı ya da ayrı hareket etmesi hem diğer ülkeleri hem de İngiltere'yi zaten AB'nin dışında tutuyordu. Diğer üye ülkeler de bu şekilde algılıyorlardı zaten AB Birleşik Krallığı. Onun dışında Birleşik Krallık başka bir açıdan baktığımızda ne diyebiliriz? Evet mesela ortak tarım politikasında da yine katkı sağlamak istemiyordu AB bütçesine. Çünkü evet kendisi de ortak tarım politikasından faydalanıyor. Ama birebir bütçeyi üstlenmiş hatta sırtında yük edinmiş bir ülke konumundaydı. Tabii bugün Fransa, Almanya gibi ülkeler de aynı şekilde. Bu ülkeler kurucu ülkeler, İngiltere değil ama o ülkeler de aynı şekilde fonluyorlar. Yani AB'nin en gelişmiş, en kalkınmış ülkeleri ekonomik olarak AB'nin motoru diyebileceğimiz. Bu ülkeler çok ses çıkarmazken İngiltere bu fonlamayı da reddediyordu. Özellikle üretmediği alanlarda İtalya, İspanya veya yeni üye olmuş ülkelere fon sağlamış olmak, bütçesinden katkıda bulunmak İngiltere'yi rahatsız ediyordu. Onun dışında İngiltere AB'ye üye olurken aslında Winston Churchill tabii o zamanlar bu projenin içinde yani 1951'den bahsediyorum. Savaş bitmiş. Artık ülkeler bir Avrupa'da federal mi olsun ya da belli alanlarda mı birleşelim gibi böyle bazı düşünceler felsefik açıdan da yaklaşımlar içindeydiler. Winston Churchill Federal States of Europe gibi hani Avrupa federal devletleri şeklinde bir yaklaşım içindeyken daha sonra gelmiş bütün diyebileceğimiz Birleşik Krallık yönetimleri şüpheci bir AB bakış açısı sergilediler. AB'ye üyelik oldu ama bu tamamen ekonomik bir sebepti. Yani ekonomik bir amaçla AB üyesi olundu diyebiliriz. Tabii ki siyasi açıdan da bir nasıl diyelim grubun parçası olma niyeti var ama çok önemli bir sebebi ekonomik açıdan AB'nin bir parçası olmaktı. Tabii bu da yıllar içerisinde halka da yansımış oldu. Yani halk şöyle düşünüyordu.
AB ile birlikte evet, çok büyük bir pazara açıldık. Şu anda 500-600 milyonluk bir pazar AB. Tabii ki İngiltere ayrılınca bu azalacak. O yüzden bu pazara bir sürü şeyi gönderebiliriz, hem de gümrüklerden, sıfır gümrüklerle. Ama daha sonra İngiltere fark etti ki üçüncü ülkelere gümrük birliği ile bir ayrıca, nasıl diyelim, engel var. O yüzden bu üçüncü ülkeler arasında da İngiltere'nin daha önce ilişki içinde olduğu ve hala çok yakın ilişki içinde olduğu bu Commonwealth ülkeleri var. Dolayısıyla onlara ayrıcalıklı davranamaması da İngiltere'yi çok rahatsız ediyordu. Yine tabii ilişkiler kurulmuştu ama bu kısıtlamanın içinde kalmak istemiyordu İngiltere. Yani Çin'den rahatlıkla mallarını ithal etmek istiyordu. Ama tabii AB buna izin vermiyor tabii ki. Onun dışında bu ekonomik sebeplerin yanı sıra güvenlik alanı var. Çok önemli bir alan. Ortak dış ve güvenlik politikası var AB'nin. Ve bu politika aslında üye ülkelerin adı ortak da olsa çok ortaklık edemediği bir alan. Yani Lizbon Anlaşması'yla bütün sütunlar kaldırıldı aslında. Yani hem ekonomik, hem sosyal, hem de parasal anlamda üye ülkeler ortak politikalar izlemeye başladılar. Yani ayrı ayrı işte ulusal, ulusüstü, eskiden Maastricht Anlaşması'yla böyle bir ortam kurulmuştu. Ama Lizbon Anlaşması bütün bu sütunları kaldırdı ve dedi ki biz bütün politikalarımızı ulusüstü politikalar haline getireceğiz. Yani ortak yapacağız. Sadece burada söylemsel olarak bir değişiklik oldu. Çünkü dış politika, güvenlik politikası aynı şekilde devam ediyor. İngiltere'de bu güvenlik çerçevesinden baktığımızda Amerika'ya daha yakın, yani NATO şemsiyesinde olmayı tercih ediyor. Tabii ki üye ülkelerin içinde, yani Fransa, Almanya gibi yine büyük ülkeler, güçlü ülkeler NATO haricinde de hareket edebilmeyi istiyorlar. Bugün Macron'un da konuşmalarında dikkat ediyorsunuzdur. Yeni bir işte AB içinde oluşum olmalı. NATO'dan ayrı hareket etmeli. Biz kendi ordumuzu kurmalıyız şeklinde. Hatta Jens Stoltenberg de, NATO Genel Sekreteri, biz buna karşı çıkmayız ama NATO'nun önceliklerinden ayrılmamalısınız diye. Orada yine Macron cevaplar verdi. İşte bizim kendi önceliklerimiz var. Yani AB'nin öncelikleri, Avrupa güvenliği şeklinde. Bunlar da aslında İngiltere ve AB arasında bir takım ayrılıklar yaratıyor. Yine bir başka konu, İngiltere, Amerika birbirine çok yakın. Bu transatlantik ilişkiler güvenlik alanında yansıyor AB üye ülkelerine. Ve özellikle Trump'ın vurguladığı bir şey vardı. Bütçelerinizde güvenliğe, NATO'ya yeteri kadar yer ayırmıyorsunuz ve ben de artık ayırmak istemiyorum. Bu NATO ne kadar anlamsız bir örgüt artık şeklinde açıklamalar yapmıştı. Tabii Biden'la bu bakış açısı değişecektir ama o günden bu yana baktığımızda gerçekten NATO'yu finanse eden ülkeler arasında tabii ki önce ABD, sonra da İngiltere gibi ülkeler geliyor. Yani bu tarz Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın olan ülkeler destek veriyor. Dolayısıyla Fransa'nın ve hatta özellikle Almanya'nın ve diğer küçük AB üyelerinin bütçelerinden çok da pay ayırmadığını, hatta %0, %1'lerde kaldığını görüyoruz. Çeşitli belgelerde, İKV'ye bakabilirsiniz, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın belgelerine. O yüzden oysa İngiltere ikisinden de fazlasını ayırıyor bütçesinin NATO'ya. O yüzden bu da bir rahatsızlık yaratıyor. Yani güvenlik alanında da bir ayrışma var. Balıkçılık alanında bir ayrışma var. Kuzey İrlanda ile ilgili bir kararsızlık var. Yine uluslararası hukuka bir aykırı girişim var. Onun dışında Brexit başlı başına zaten, ayrılma kararını almak zaten AB için büyük bir kriz oluşturdu.
Ve sonuç şu anda 31 Aralık çok yakın ama herhangi bir alınmış karar yok. Yani anlaşmasız çıkarsa ne olur? İngiltere, AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan çıkarsa burada en büyük kaybı İngiltere'nin yaşayacağı yazıyor pek çok yazıda. Zaten şu andan itibaren yani hatta bu 2016'dan bu yana İngiltere'nin büyük kayıpları var. Ticaretinin yüzde hatta ekonomisinin %14 daraldığı yönünde ve 2002 ekonomik göstergelerinin yani 2002 yılına hatta 2004'te olabilir yılına geri döndüğü şeklinde yani İngiltere büyük bir ekonomik kayıp yaşadı AB ile bu süreçte ve daha doğrusu AB'ye baktığımızda ise AB'nin de kayıpları var. Özellikle güvenlik alanında işte NATO bakımından bu eksiklikler tabii ki olacak. Ama özellikle finansal anlamda İngiltere zayıflayacak. Çünkü bir finans merkezi aynı zamanda Londra. Ve bu finans merkezinin içinde bulunan şirketler, bankalar artık merkezlerini Londra'dan başka üye ülkelere taşıyorlar Avrupa'da. Öyle olunca çalışan insanlar da burayı terk ediyorlar. Ve büyük bir sorun. Ya peki bu vatandaşlar ne olacak? İngiltere'nin AB üyesi, AB vatandaşları ya da diğer üye ülkelerin vatandaşları eskiden rahatlıkla girip çıkarken şimdi nasıl olacak? Bu konularda AB bir adım attı. İngiltere vatandaşları girip çıkabilir şeklinde. İngiltere de benzer bir şeyi izleyecek. Dolayısıyla ayrılmayacaklar. Ama çalışma imkanı olmayacak tabii. Yani çalışma izni alması gerekecek artık AB vatandaşlarının İngiltere'den. Böyle çok da kolay olmayacak artık bu haklardan vazgeçmiş durumda. Yine Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayacak İngiltere. Şu anda Avrupa Parlamentosu'nda şu anda değil de bundan herhalde zannediyorum bir 6 ay öncesine kadar görevi yaptı parlamenterler, İngiltere'nin parlamenterleri. Ama sonra terk etmek zorunda kaldılar çünkü Brexit kararı alındı ve ayrılmak zorundaydılar. Yani AB politikalarına da şekil veremeyecek. Dolayısıyla Avrupa'da gelişmekte olan ekonomik, güvenlik veya sosyal gibi alanlarda İngiltere'nin herhangi bir etkisi olmayacak artık. Konseyden tabii ki ayrılacak, komisyondan çekecek üyelerini ve artık AB kimin elinde olacak? Fransa, Almanya temelinde şekillenmeye devam edecek. O yüzden güvenlik de şekil değiştirecek diyebiliriz. Yani ortak politikalar artabilir diyebiliriz. Bir sorular da var. Onlara da bakalım mı Elvan Hocam? Sen bilirsin hocam, istersen Tamam. toplu olarak hepsini en son al, istersen Buradan şimdi bakayım tek tek olmazsa. cevapla. Evet, çünkü konuyu değiştireceğim belki birazdan. O yüzden şimdi olmazsa cevaplayayım İngiltere ile ilgili olanları. İngiltere şu an AB ile tam kopmuş değil ama gelecekte tek başına mı hareket eder yoksa önceden kurduğu EFTA gibi başka bir oluşum kurup ülkeleri kendi içerisine toplayabilir mi? Teşekkür ederim Esra Demirli. Çok güzel bir soru. İngiltere şu anda bunu inşa etmeye çalışıyor aslında. Bunu unutmuşum. Kanada ile mesela 2017 yılında bir serbest ticaret anlaşması yaptı. Japonya ile çok yeni yaptı 2019'da. Dolayısıyla serbest ticaret anlaşmalarıyla AB'den faydalandığı alanları tabii bırakmıştı. Şimdi kendi kendine onları toplamaya çalışıyor. Ama zaten AB bu ülkelerle de serbest ticaret anlaşması yapmıştı. Yani AB içinde de olsaydı aynı şekilde o piyasalardan faydalanacaktı. Bunu evet kurmaya çalışıyor şu anda. Ama AB kadar başarılı olamayacağını düşünüyorum ben. Artık Yeni Zelanda, Avustralya bunlar İngiltere'ye tamamen bağımlı ekonomiler değil çünkü. İngiltere artık dünyanın hegemonik bir gücü değil. Pek çok pazar var. Artık Çin yani yükselen hatta yükselmiş bir güç. Brezilya ekonomisi işte Hindistan bu ülkeler artık daha çok yükselen piyasalar. O yüzden İngiltere ekonomisi
zayıflayacak zaman içinde. Gelecekte tek başına tabii ki hareket etmez. Zaten en büyük dayanağı Amerika Birleşik Devletleri. Belki de transatlantik ilişkiler daha da geliştirilecektir. Joe Biden'ın seçilmesiyle birlikte belki bu TTIP dediğimiz transatlantik investment partnership, yatırım ortaklığı Trump döneminde dondurulmuştu. Ama eğer bu hayata geçirilirse sadece İngiltere ile çok büyük bir pazar olacak. Tabii bu aslında AB ile planlanmış bir şeydi ama Biden bunu AB ile mi yapar, İngiltere ile mi yapar göreceğiz süreç içinde. Cemal Alpgiray da hocam teşekkür ederim demiş. Ben çok teşekkür ederim. Çin ile Atlantik sisteminden ve AB'den uzaklaşmak pahasına yakın olmak İngiliz ekonomik geleceği için elzem midir? Uzun vadeli politikada İngiltere'nin Çin ile daha çok yakınlaşmasını olası görüyor musunuz? Ben teşekkür ederim. Cemal Hoca da bizim bölümün hocalarından bir tanesi. Merhabalar hocam, özür dilerim ben bakmamışım sizlere, affedersiniz. Merhabalar hocam, tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çin ve Atlantik sisteminden ve AB'den uzaklaşmak, pahasına yakın olmak. Ben tabii kendi okumalarımdan yola çıkarak, tabii ki İngiliz politikacıları daha farklı yaklaşıyorlar buna ama elzem olmadığını düşünüyorum. Çünkü AB onun en yakını, yani bu hani liberal teorilerde Elvan Hocam neoliberalizmin temel argümanı, yani size en yakın olan ülkelerle, önce komşularınızla bu piyasayı paylaşmak ve bölüşmek, uzmanlaşmak, hemen ulaşılabilir olmak, mesela bunlar maliyetleri de çok azaltan şeyler. Aynı kültürden olmak, benzer bakış açılarına sahip olmak. AB, daha doğrusu Birleşik Krallık bütün bunlara bir set çekip yeni bir süreç başlatıyor. Çin'le evet yakınlaşması bence de söz konusu. Çin'le de bu ilişkileri geliştirecektir. Ama bu İngiltere'nin Avrupa'dan daha da uzaklaşmasına sebep olabilir. Yani AB tarafından daha büyük bir belki de karşı çıkışlar olacaktır diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan, politik açıdan, ekonomik açıdan da öyle. Aslında Çin vazgeçilmez bir unsur pek çok ülke için. Ama peki AB'nin o hem hizmetler hem de mallarda sağlamış olduğu kalite, yani vatandaşlar, o zaman İngiliz vatandaşları görecek ki kalitesiz ürünlerle karşı karşıyalar veya bir emek sömürüsü var. Belki çok kaliteli, Çin'in bugün tabii çok kaliteli ürünleri de var ama bir taraftan da bunu yapamayacak olabilir çünkü Amerika'nın baskısı olacaktır. Çin'le ABD ilişkileri de çok kötü. O yüzden belki de iki taraf arasına sıkışıp kalacak İngiltere. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. İngiltere'den geçmeden, hani madem başka bir benim de bir sorum var. Şimdi Brexit kampanyası içerisinde Türkiye'nin özel bir yeri vardı. Hani Türkiye de Avrupa Birliği'ne üye olacak, buna hazır mısınız diye. Evet. Öncesindeki sürece baktığımız zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini en çok destekleyen ülkelerden bir tanesi eskiden en azından İngiltere'ydi. Evet. Şimdi bu Brexit kampanyası içerisinde Türkiye'nin bu kadar AB üyeliğinin kötülenmesi, bir Türkiye'nin öcü olarak gösterilmesi neye bağlı? Bir de bu sorunun devamında böyle bir destekçisini kaybetmenin dışında Brexit sürecinin Türkiye üzerinde başka olumsuz etkileri olabilir mi? Türkiye üzerinde. Evet. Tabii bu politikanın değişimi İngiltere'de yine partisel herhalde bağlamda açıklanabilir. Yani Tony Blair dönemini düşünürsek, işte üçüncü yolu destekleyen ve Türkiye'nin varlığıyla daha, yani sosyal anlamda destekleyen bir grup varken, daha sonra daha sağ muhafazakar partilerin İngiltere'de
hükümete gelmesi ve Avrupa'da ve dünyanın tabii her yerinde popülist politikaların artmasıyla Türkiye zaten çok kullanılır hale gelmişti bir öge olarak. İngiltere de bundan payını aldı diye düşünüyorum. Yoksa aslında İngiltere ve Türkiye ilişkileri oldukça gelişmiş geçmişten bugüne, dediğiniz gibi pek çok alanda işbirliği var. Ama benim gördüğüm kadarıyla İngiltere'nin ayrılması tabii ki AB pazarından ayrılmış olacak. Yani Türkiye AB ile doğrudan ilişki içinde, gümrük birliği dolayısıyla. Ama İngiltere ile daha farklı yeni bir ilişki ağı kurulabilir. Çünkü böylece nasıl diyelim, gümrük birliği içinde Türkiye daha zayıf konumdaydı İngiltere'ye karşı. Şimdi İngiltere ayrı bir pazar olacağı için daha gümrüklü gidip gelecek vergiler de avantajlı bile olabilir, evet, yani ticari anlamda. Avantajlı görülüyor şu anda. Ve Türkiye bundan faydalanmaya çalışıyor. İngiltere ile yakın temaslar var. Hatta Cumhurbaşkanı düzeyinde de görüşmeler olmuştu, hatırlıyorum. Ondan bence faydalanacaktır diye düşünüyorum. İyi bir şey o zaman, iyi olmuş. İyi bir şey, çünkü nasıl İngiltere Çin'e ulaşmaya çalışıyor, Türkiye'ye de Türkiye'yi dışında bırakmayacak. Evet, zaten Türkiye bir üye de olmayacağı için, hani AB'nin dışında da kaldığı için hem İngiltere hem Türkiye. İngiltere bu endişelerini de boşa, hani endişe duymuş olur. Yani endişe duymayacak daha doğrusu. Ama buradaki tek şey noktada, ne denir, gri noktada bu Türkiye karşıtlığı kampanyayı yapan siyasi görüşün iç siyasette egemen olması. Dolayısıyla evet, onlar Türkiye'yi bu kadar öcü haline getirdikten sonra Türkiye'de, evet, daha avantajlı koşullarda ekonomik anlaşmalar yapmak ya da ilişkiler kurmak konusunda ne kadar olumlu bakarlar, olumlu davranırlar. Burada bir çelişki yapıyor kendi içerisinde. Ama iç siyasi dinamikler her zaman bu kadar doğrudan, evet, dış politikayı ya da ticari ilişkileri etkilemiyor. Biz kendi ülkemizden de, evet, biliyoruz, evet, zaten. İçeride, evet, başka, dışarıda başka. Evet hocam, yani o kadar hızlı değişiyor ki, yani çok kaypak olduğu için popülizm, bir ideolojiye dayanmadığı için bunu her ülke için söyleyebiliriz. Yani İngiltere, Amerika, Türkiye, artık herkes katabiliriz, bütün ülkeleri, hiçbirinde olmadığını iddia edemeyiz. Herkes kafasına göre, yani çıkarına göre bunu değiştirecektir yaklaşımını. Ona da başka bir açıklama gelecektir. Yani gelecektir, başka bir bulunacaktır. Ulusal çıkar. Ulusal çıkar denilecektir. Ama hiçbir ideolojik altyapısı yok. Türkiye'ye karşıtlığının da, Türkiye'ye destek olunmasının da hiçbir altyapısı yok. Sadece bir sonraki seçimde oyumu garantileyeyim. Doğru. Evet. Ben tekrar kapatıyorum mikrofonu. Çok teşekkür ederim ben de sorularınız için de. İngiltere ile ilgili olarak şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Arzu ederseniz yine konuya döneriz. Belki sorularla şekillendiririz. İsterseniz şimdi AB bütçesi, COVID ve Yeşil Anlaşma ile devam edelim. Yeşil Anlaşma dediğimiz nedir? Green Deal şeklinde geçiyor. 2019 yılında AB'de hayata geçti. Burada AB dünyaya karbon salınımını azaltmayı amaçlıyor ve yeşil enerjiyi aslında hayata geçirmeyi amaçlıyor. Çünkü Rusya'ya tamamen bağımlı. Hatta uluslararası ilişkilerde dependency theory, yani teorisiyle de açıklayabileceğimiz bir bağımlılığı var. Eğer Rusya'dan almazsa ikinci sırada Suudi Arabistan var. Sonra işte Norveç gibi ülkelerden enerji bağımlılığı var. Petrol ve pek çok alanda. Peki bir gün Rusya kapatırsa vanaları ne olacak? O zaman bütün Avrupa donacak. Yani sonuçta buna alternatif bir şeylerin gelmesi gerekiyor Avrupa'dan. Bazı tabii çok başarılı ülkeler var. Avrupa'da İsveç gibi, Norveç gibi, hem başarılı hem şanslı. Ama bir de şanssızlar var. Onlar nasıl desteklenecek enerji anlamında? Bir taraftan da dünyanın gidişatı hiç iyi değil ve bunu en iyi okuyan aslında grup dünyada Avrupa Birliği. İklimler bozuluyor, işte
iklim değişiklikleri, COVID-19'un gelişi, sağlık alanında hiç yatırım yapılmamış olması, çok yetersiz bir politika anlayışı gibi konular, tabii COVID o zaman yoktu ama 2019'da bütün Avrupa Birliği'ni böyle bir yola itti. Burada tabii Paris Çevre Anlaşması'nın da çok önemli rolü var. Sizler derslerde işliyorsunuzdur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in imzaya açtığı bu anlaşma, dünya artık daha da ısınıyor ve biz bunu endüstri devrimi itibariyle daha da ısıttık. Yani dünyayı ısıttık. Bari işte 2 derece de kalsın, bu daha da ısınmasın. Hatta keşke 1,5 derece kadar biz bunu indirebilsek şeklinde. Tabii anlaşmayı onaylayan çok da önemli ülkeler var ama Amerika onaylamadı, Türkiye henüz onaylamadı, imzalamış olsa da pek çok böyle Çin gibi ülkeler. Dolayısıyla artık yeni bir süreç var. Eğer ki bu süreci kaçırırsak dünya artık hani batacak. O şekilde düşününce, o taraftan bakınca Avrupa gerçekten öngörülü bir şekilde davrandı. Ve şu anda bazı ülkeler, hatta Danimarka'ydı zannediyorum, bazı girişimlerde de bulundular. Hatta petrol, Kuzey Denizi'nde petrol aramaktan vazgeçti Danimarka ve bütün ihaleleri sonlandırdığını açıkladı. Bunun sebebi olarak da artık işte fosil yakıtları kullanmayalım ve Paris Çevre Anlaşması'nın gereklerini yerine getirelim. Bir taraftan da Yeşil Anlaşma, yani AB'nin kendi hedefleri çerçevesinde devam edelim diye çok örnek bir davranış ama tabii göreceğiz bunun Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, İtalya'ya, Akdeniz ülkelerine yansımaları nasıl olacak? Tabii daha farklı olacak. O yüzden Yeşil Anlaşma çok önemli. Karbon salınımının azaltılması, sera gazı salınımının azaltılması, karbon izinin yine azaltılması adına önemli AB girişimleri var. Tabii şu anda Joe Biden, yine Amerika ile ilişkiler de bu noktada önemli. Bunu değiştirecek olabilir. Yani Amerika belki imzalayabilir Paris Çevre Anlaşması'nı. O yüzden daha ortak politikalar da izlenebilir AB ile birlikte. Trump'ın yaklaşımından daha farklı bir yaklaşımla da karşı karşıya kalabilir. Bu sayede AB daha güçlü olabilir. Peki AB bu şekilde Yeşil Anlaşma diyoruz, çevreyi korumaya gayret ediyor diyoruz ama çevre, siz de derslerde bahsediyorsunuz, hava, gökyüzü ya da işte nehirler, denizler, bunlar sadece bölgesel anlamda bir varlık teşkil etmiyor. Yani dünyanın birer mirası diyelim, yani korunması gereken varlıkları ve hareket eden de şeyler, yani ırmaklar, denizler, rüzgarla birlikte bu kirlilik her yerde aslında etkili olacak. Dolayısıyla Avrupa'da böyle temiz bir alan yaratmaya çalışıyor kendisi için ama bütün çöplerini Türkiye alıyor. Yani bir taraftan da böyle Greenpeace'i takip ediyorum Twitter'da, Instagram'da. Orada da en fazla çöpü Türkiye'nin aldığını görünce, yani tabii bizim de moralimiz bozuluyor. Çünkü işte üçüncü ülkeleri de böyle nasıl diyeyim, atıklarını ya da en zararlı varlıklarını yönlendirme gibi bir yaklaşımı var. AB tabii çok faydacı bir grup dünyada. O yüzden önce tabii kendi çıkarları olacak. Ama yeşil bir anlaşma en azından blok olarak koruyacaktır diyoruz. Yani çevreye katkısı olacaktır, çevrenin korunmasına. Bu noktada diğer ülkelerin de adım atması lazım. Peki Türkiye neler yapıyor? Türkiye'de Paris Anlaşması'na onaylayamadı. Çünkü bir çekince koydu. Yani ben gelişmekte olan bir ülkeyim ve bu kriterleri sağlayabilecek durumda değilim. Henüz yani endüstrimi, sanayi anlamında daha doğrusu şirketlerimi bu kriterlere yükseltemem. Yükselttiğimde
Yeterince üretim yapamam, satamam. O yüzden bana bir geçiş süreci sağlayınız şeklinde bir çekince koydu. Ama zaman ilerliyor. Ülkelerin biraz bu konuda aceleci olması lazım aslında. Peki 3. dünya ülkeleri ne yapacak? Yani bu çok gerçekten zor bir konu. Amerika gibi ülkeler zaten, yani büyük Çin gibi, Kore gibi ülkeler kaçıyorlar bundan. AB kurtaramayacak tabii ama önemli bir girişim diyoruz. Onun için Yeşil Anlaşma'ya bu şekilde yer verebiliriz. 2021-2027 bütçesinden biraz bahsedeyim isterseniz. Bu bütçede hem Yeşil Anlaşma'ya ilişkin hem de COVID-19 sonrası AB üyelerinin toparlanması adına önemli paketler var. Ve çok yıllı bir bütçe, 2021-2027 bütçesi. Öyle önemli ki 1.8 trilyon euro ayırmışlar. Bunu tabii şu anda oylamaya gayret ediyorlar. Çünkü oy birliğiyle bütçe geçiyor. AB her ne kadar Lizbon Anlaşması'yla nitelikli çoğunlukla alınan kararlarını arttırsa da oy birliği böyle temel konularda devam ediyor. Bir üye ülkenin kabulü gibi konularda da yine oy birliği var. O yüzden çok da kolay konular değil aslında. Bir taraftan bütçe bu şekilde pek çok ülkeden destek alsa da çok yıllı bütçe, Polonya, Macaristan veto ediyor bütçeyi. Haberlerden de takip etmişsinizdir. Çünkü AB içinde bu popülist dediğimiz aşırı sağcı yaklaşımlar ve göçmen karşıtı yaklaşımlar AB'nin temel değerleriyle uyum sağlamadığı için AB konsey olarak bu ülkeleri uyarıyor ve herhangi bir mekanizması da yok. Yani acaba neyle tehdit edebilirim? Tehdit edecek çok bir şey de yok. Biz aday ülkeleri çok rahat tehdit ediyor AB. Üyelik vermem, kaynakları kısarım, fonları kısarım şeklinde, ama üye ülkeleri için geliştiremedi henüz öyle bir havuç sopa ilişkisi. O zaman diyor ki Polonya ve Macaristan, eğer bu kadar göçmen karşıtı olacaksanız veya yargıya bu kadar çok müdahale edecekseniz biz de sizin fonlarınızı, aldığınız fonları kısarız şeklinde sözel olarak bir tehdit var aslında. O zaman Polonya ve Macaristan da diyor ki biz de veto ederiz kararları, oy birliğiyle alınacak bütün kararları veto ederiz şeklinde. Bizler bu fonlara o kadar, nasıl diyelim, yani bütçe açısından biz olmadan bu bütçeyi geçiremezsiniz. Dolayısıyla fonları da kısamazsınız şeklinde bir yaklaşım getiriyor. AB işte bu noktada başarısız, çok başarısız. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, bu kurallar üzerine, bu ilkeler, genel ilkeler üzerine kurulmuş bir AB'den söz ediyoruz. Maastricht Anlaşması, Amsterdam ve Nice'le bu kriterler AB'nin temel bileşenleri haline geldi. Kopenhag kriterleri biliyoruz ki dünyada pek çok ülkenin erişemediği, yani demokrasi bağlamında kriterler. Peki Kopenhag kriterlerine uyumu sağlamış ülkeleri alıyorsunuz, üye yapıyorsunuz. Onları koruyorlar mı bilmiyorsunuz. AB'nin eksik kaldığı, başarısız kaldığı nokta bu. O yüzden normatif bir güç mü AB? İşte bu çok tartışılır. Bu çok 2000'lerin başında tartışılmış bir konuydu. AB normatif bir güç, soft power dediğimiz yumuşak güç. Önce kendi içinde, kendi coğrafyasında, sonra çevresinde normatif güçleriyle, kriterleriyle demokrasiyi yayıyor şeklinde bir anlayış vardı. Ian Manners'ın getirdiği. Ama şu anda kendi içinde bu sorunları yaşıyor ki bırakın aday ülkeler, bırakın komşu ülkeler buna dahil olsun. Komşuluk politikası da çok zayıf. Çünkü Arap ülkelerini, Kuzey Afrika ülkelerini kendi gücüyle demokratikleştiremedi komşuluk politikası bağlamında. Kültürel farklılıklar ve AB'nin zorlamasıyla olmadı. O yüzden ekonomik ilişkiler sürdürülüyor daha çok. Bütçeye baktığımızda da
Evet, böyle bir açmazın içinde AB. Bakalım Polonya ve Macaristan sorununu nasıl çözecek? Tabii sadece bu iki ülke yok yani Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya yani Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri başına dert açtı diyebiliriz AB'nin. Onları üye yaptı Bulgaristan, Romanya. Peki nasıl üstesinden gelecek? Yeni mekanizmalar yaratmaya ihtiyacı var o yüzden. Covid'e isterseniz geçin bu konuyla ilgili belki soruları sonra da alırız. Gene ben hemen araya girip konuyla Buyurun ilgili bir soru sorayım o zaman. Acaba erken mi üye aldı, kabul etti Doğu Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı? Yani hocam. şimdi sadece Evet. Rusya'nın etkisinden, Rusya'nın arka bahçesi olmaktan kurtarmak için onları üyeliğe kabul etmek çok büyük bir şey, adım ya da çok büyük bir ne denir ödün. Sadece Rusya'dan kurtarmak için bunu yapmış olamaz. Bunun ekstra olarak mutlaka arka planında yatan bazı beklentileri vardı o ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla sağlanacak olan işte ne bileyim tarım açısından bir şey açısından mutlaka bir beklentisi vardı. Avrupa Birliği öyle kolay kandırılabilecek bir organizasyon da değil. Yani ben kağıt üzerinde özgürleştim deyip de ikna edebileceğiniz bir Hemen. organizasyon değil. Bunun incelemesini, planını çok sıkı denetliyor, kontrol ediyor. Zaten hani bir hafta içerisinde de ha tamam gel o zaman demiyor. Çok uzun süreye yayılıyor üyelik süreci. İşler nasıl bu noktaya geldi? Yani tam Geldi. kriterleri karşılamadıkları ortadayken neden üye Evet, yapıldılar? Ya da neden kriterleri karşılamadıklarını anlayamadılar. Evet, yani Cevap aslında olmayan bir soru da olabilir, yok yok, bilmiyorum, sordum hayır ama. kesin. Yok hocam, yani aslında dediğiniz çok doğru, çok erken almak için. Türkiye'yi hala bekletirken ki Türkiye 1945'te bizler hepimiz derste anlatıyoruz yani demokrasiye çok partili hayata geçmiş bir ülke. Tamamen siyasi sebeplerle olduğunu düşünüyorum. Hem o ülkeleri komünizmin etkilerinden kurtarmak, her ne kadar Rusya Sovyetler Birliği dağılmış olsa da böyle bir korku içlerinde vardı. AB üye ülkelerinde de vardı. Hemen bloğu değiştirmek, işte return to Europe dediler. Yani siz zaten bizdendiniz Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri. Siz Avrupa kimliğinin bir parçasıydınız. Sadece bir süreliğine birlikte olamadık. O yüzden geri dönüşünü garantiye almak için kriterleri boş vererek biraz da yani tabii ki onlar da bir izleme sürecinden geçtiler. Kriterler, ilerleme raporları aynı Türkiye'de olduğu gibi o ülkelerde de oldu. Sadece daha çok göz yumuldu diyelim. Tabii büyük ilerlemeler de oldu. Yani bir anda devrim gibi diyebileceğimiz şekilde demokrasiyle tanıştılar 1991 yılında bu ülkeler. Çok da yerleşmedi. Yani belki ilkesel olarak oldu ama bu İçselleşmedi. içselleşmedi. Evet, Europeanization literatürü de var, Avrupalılaşma literatürü. Aslında bir anlamda demokratikleşme bu. Bu içselleşmeden transition oldu yani geçiş oldu ama consolidation dediğimiz sağlamlaşması söz konusu olmadı. Hala da bunun sancıları çekiliyor. Yine Hırvatistan üye oldu 2011'de. Türkiye ile o zamanlar karşılaştırmıştım. Çok gerçekten çalışkan insanlarmış. Yani şöyle AB üyesi olabilmek için çok büyük bir gayret sarf etmişler. Özellikle orada rüşvetle mücadele çok önemli. Bir de biliyorsunuz eski Yugoslavya'dan kalan suçlar, büyük suçlar var oradan. Onların bütün işte mahkemeleri görülüyor. Hemen bütün kurumlar yenileniyor, demokratikleştiriliyor. Ama sonrası yine tabii aynı yani uygulamada çok büyük eksiklikler var. Ve şu göç sorunu zaten bunu tamamen ortaya çıkardı. Uluslararası hukuku ihlal eden ülkeler bu ülkeler. Göçlere kapatarak sınırlarını duvar örerek Macaristan'da olduğu gibi tamamen uluslararası hukuka dayanan bir hak olan mültecilik hakkını
kesinlikle vermeyerek, hatta sığınma çok insani bir hak. Hadi diğeri başvuruyorsunuz, dokümanlarınız var, yani mülteci olmak için bir süreç gerekiyor ama sığınma en temel hak. Artık denizden üstünüz başınızla gelmişsiniz, elinizde hiçbir şey yok, hiçbir belgeniz yok. Sadece yaşamak için sığınma istiyorsunuz. Onu bile kabul kabul edilmemesi bu ülkeler tarafından çok dramatik. Çünkü AB ile hiç uyuşmayan başka bir ülke olsa, başka bir grup olsa ya da daha anlayışlı olabilecekken AB'ye hiç yakıştırmadığımız bir süreç ve Türkiye'de tabii çok zarar gördü bu süreçten. Bütün kapılarımızı tabii açtık. 3,5 milyondan fazla Suriyeli ve hatta ondan sonra Afgan, Iraklı ülkemizde yaşıyorlar. Onların da evet mülteci olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye bu hakkı sağlamıyor. Bir coğrafi kısıtı var mülteciler sözleşmesine, BM sözleşmesine. Ama hani en azından dersek, yani bir geçici koruma statüsü var bu insanların yaşamak için. AB'nin böyle bir direktifi var, geçici koruma statüsü diye. AB bunu da hayata geçirmedi. Özellikle Yugoslavya'dan sonra, dağılmasından sonra göçmenlere kapılarını açabileceği yönünde bir 2001 olması lazım yılında bir direktif çıkartıyor ama bunu bu tarihin en önemli krizinde uygulamaya geçirmiyor. İşte hepsi aslında bu göçmen karşıtlığı da popülizmin birer sonucu diyebiliriz. Yani nasıl daha fazla oy alırım, düşmanım kim olsun, göçmen olsun, seneye başka birisi olur. Bu şekilde işlerimizi bizden çalıyorlar. Halbuki o Avrupalıların yaptığı işle Suriyelilerin yaptığı iş çok farklı. Biri çok nasıl diyelim, hani sıradan işleri yapıyor. Evet, kalifiye birisi olsa bile yaptırılmıyor. Diğeri zaten üst düzey işlerde. Tabii mesela İngiltere'ye geri dönersek, İngiltere bunları da kaybedecek yani göçmenlere karşı. Ama Avrupa'dan da göçmenler vardı İngiltere'de. Hani Polonya'dan, Macaristan'dan İngiliz vatandaşının yapmayacağı işleri yapan, insanlar vardı orada yaşayan. Ve şu anda diyor ki İngiliz vatandaşlar, çiftçiler, ben diyor bir İngiliz bu tarlada çalıştıramam diyor. Yani şimdi gidecek bütün o Polonyalılar, Macaristanlılar. Peki ben kimi çalıştıracağım tarlamda? Dolayısıyla İngiliz tarımı da çok zarar görecek diye böyle haberler okumuştum. Bu insanları geri döndürüyorsunuz ama büyük belki de kayıplar ekonomik anlamda yaşayacaklar. Çünkü yaşlı nüfus, hep bahsediyoruz ya Amerika, daha doğrusu Avrupa için nüfus yaşlanıyor. Ve her işi herkes yapmak istemiyor. Oldukça zor bir süreç bekliyor AB'yi. Benim Bulgaristan için şöyle bir gözlemim var. Nazım'dan dolayı Bulgaristan'a çok sık gidip geldiğimiz için hiç genç yok. Yani Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra belli bir yaşın altındaki gerek eğitimli gerek eğitimine devam eden gençlerin hemen hemen hepsi Hollanda'ya ve Almanya'ya kaçmış durumda. Muhtemelen Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerde de öyle. Yani gençler hiç ülkelerinde kalmadılar ve Merkez Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya gittiler. Geriye kalan belli bir yaşın üstündekiler belki o eski alışkanlıkların, çünkü işte komünizm dönemini gördüler, onun içerisinde büyüdüler, o alışkanlıklar hala onların hayatlarında devam ediyor. Ve her ne kadar uyum süreci, adaylık süreci içerisinde yasalar değişmiş, uygulamalar değişmiş olsalar da onların bildiği, gördüğü uygulamalar, bildiklerini, gördüklerini uygulamaya devam ediyorlar. Evet. Belki bu, hani biraz önceki soruyla bağlı olarak, belki içselleştirememelerinin sebebi o. Gençler kendi ülkelerinde kalmış olsalardı daha kolay adapte olabilirlerdi. Kendilerini Avrupalı olma kimliğine daha iyi ayak uydurabilirlerdi. Ama belli bir yaşın üstündeki bunu yapamadı sanki. Acaba o yüzden mi sorun çıkıyor? Bu Avrupa'nın şeylerine, ideallerine, Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da sahip çıkılamaması.
o elbisenin üstte durmamasının sebebi. Tabii öyle, çünkü hani en çok olayları yaşayan insanlar gençler, dediğiniz gibi. Bu gençlerin çok büyük bir önemi var Avrupa'da aslında. Çünkü artık siyasi olaylardan o kadar çok etkileniyorlar ki alınan kararları hep yaşlı ve elitler alıyor. O yüzden gençler Avrupa Parlamentosu seçimlerine daha çok katılmaya başlamış. Doğrudan oy verebiliyorlar, biliyorsunuz. Ve demişler ki 18-24 yaş arası, biz artık ekonomik olarak sizden bir şeyler bekliyoruz. Yani konseyin karar almasını bekliyoruz. Bizi işsizlikten kurtarsın. İkincisi çevreyle ilgili, yani bu insanların, genç insanların aslında güncel sorunlarla ilgili birebir sorunları var. Yaşlılar bunun pek farkında değil aslında. Dediğiniz doğru hocam. Başka bir ülkede buna çare aramaya çalışıyor belki o gençler, ama gittiği ülkede de benzer şeylerle karşılaşıyor. Bir noktadan sonra işte bu göçmen karşıtlığı da zaten onların orayı terk etmesine sebep olacak ya da oluyor. Bu önemli bir sorun. Ama AB bunun farkına varmaya başladı diye düşünüyorum. Tabii geç, ama yine de bu Avrupa Vatandaş Girişimi diye bir girişim var. Lisbon'un da getirdiği. Artık vatandaşlar, tabii sayı çok ama 1 milyon vatandaş bir yasa önerisi hazırlayabiliyor mesela, imza verip. Ya da sivil toplum örgütleri daha aktif bir şekilde rol alabiliyor parlamentoda. Danışma rolü verilebiliyor. Parlamenterler baktığımızda çok farklı kesimlerden artık. Evet, aşırı sağ da temsil ediliyor artık. AB'ye karşı partiler de var Avrupa Parlamentosu'nda. Birliğin kendisine karşı yani. Mesela Brexit Partisi de temsil ediliyor orada, ediliyordu. Ama yükselen parti mesela Yeşiller. Yeşiller ve daha sol diyebileceğimiz Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar zaten en temel iki parti, ama onlar biraz güç kaybediyor. Çünkü sorunlara cevap bulamıyorlar ve işte bu genç dediğimiz kesimler cevapları daha çok yükselmekte olan bu partilerden görüyorlar. Yeşil, sol ve liberal de ekleyebiliriz. Burada birkaç soru var, isterseniz oradan bakayım hocam. Esra Demirli, nükleer bulunduran ülkeler var. Bu ülkeler çıkarları doğrultusunda çevreyi ikinci plana atmışlar. Yeşil Anlaşma, Paris Anlaşması biraz göstermelik mi acaba? Evet, bu ülkeler de var, haklısınız Esra. Ama bir çaba var diye düşünüyorum ben, daha doğrusu Avrupa Birliği tarafından. Bunu tabii nükleer silahların, silahlanmanın azaltılması da BM'nin yine bir girişimi. Yani böyle bir anlaşmayı da imzaladı bu ülkeler. Bunu arttırmamaları gerekiyor. Nuclear non-proliferation dediğimiz. Ama tabii yani bu COVID'le birlikte zannediyorum ki ikinci plana atılmaması gerektiğini çok net bir şekilde gördü ülkeler. Çünkü o zamanlar komisyon, Dışişleri Bakanı daha doğrusu diyebileceğimiz ve komisyon başkan yardımcısı Joseph Borrell demişti ki biz her şeyi, bu nükleer konular, ekonomik konular, bunları çok göz önünde bulundurduk bütün AB tarihi boyunca ve buna ilişkin çok önlem aldık. Yani nasıl barış olabilir, barış nasıl sağlamlaşır, ülkeler birbirine nasıl saldırmaz. AB'yi çok zannediyoruz ki çok sağlam temeller üzerine kurduk, ama çevreyi biz unutmuşuz. Yani çevre konusunu, sağlık konusunu. O yüzden bununla birlikte bunun farkına vardık diyor. Ve Lisbon'la birlikte komisyon ve parlamentoda güçlendirildiği için bence hani onlar vazgeçse, siyasi elitler vazgeçse, bunu halk diretecek ve bürokratlar diretecek diye düşünüyorum. Emrah Soy'dan merhabalar. Avrupa Birliği'nin 40 yıldan fazladır üyesi olan Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılmasıyla yetişen yeni jenerasyon eğitim ve iş imkanları bakımından nasıl etkilenecektir? Evet, onları nasıl biz böyle, bizler böyle bir süreçtesiniz. İngiltere ekonomisi zaten daralmış %14.
İşsizlik yaklaşık yüzde herhalde ondan fazla. Ondan sonra bu gençler eğitim ve iş imkanları bakımından Londra Finans Merkezi işte taşıdı dedik. Yani bu insanlar gerçekten çok zor bir süreç içindeler diye düşünüyorum. Kendi imkanlarını tabii yaratacaktır. İngiltere ekonomisi öyle hemen yok olmaya mahkum değil. Bir Lübnan değil tabii ki, güçlü bir ülke. Bunun üstesinden gelecektir ama çok da kayıplar verecektir. Çünkü Boris Johnson gibi bir başbakanla ve o anlayışa sahip insanlarla çok zor diye düşünüyorum ben. Bu süreçlerin üstesinden gelebilmek çok da kısa sürede olmaz diye düşünüyorum. Öncelikle bu bakış açısının değişmesi lazım orada. Daha uyumlu dış dünyayla ve kendi vatandaşlarıyla. Yani çünkü kutuplaşma dünyanın her yerinde ve İngiltere'de de kutuplaşma var artık. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Daha evrensel değerlerle uyumlu politikacılar ve sivil toplumla mümkün olur. Evet. Bunlar birkaç böyle düşüncelerim. Başka bir de göç konusu var. Arzu ederseniz ona da geçebiliriz hocam. Nasıl şekillendirelim? Siz nasıl uygun görürseniz. Nasıl peki dersi? Ben teşekkür ederim Emrah Soy'dan. Siz dersi ne kadar işliyorsunuz? Ona göre de ben bir... dersin normal bitiş saati 17.15. 17.15. Ama o kadar uzatmamıza gerek yok elbette. Evet, ne kadar keyfimiz olursa o kadar devam ederiz. O zaman ben AB kapsamında göç konusunu da çalıştığım için biraz o konudan da bahsedebilirim. Türkiye'de dahil edecek şekilde. Tabii bu AB'nin krizlerinden bir tanesi. Çok önemli. Brexit krizi dedik. İşte bütçe krizi var şimdi. Popülizm dedik. Başka bir kriz. Popülizm aslında Eurozone krizinin bir sonucu da diyebiliriz. Yani ekonomik krizler biraz da bu popülizmi tetikliyor aslında. Pek çok Avrupa Birliği ülkesinde gördük. Onun dışında göç de bir başka kriz. Neden çok önemli? İşte 2011 yılında zaten Arap Baharı dediğimiz süreçle Suriye'de de böyle bir ayağa kalktı diyebiliriz halk için. Ama tabii her ülkede aynı sonuç işlemiyor. Tunus gibi olmadı. Ve pek çok insan evini terk etmek zorunda kaldı. Şu anda da hem bizim ülkemizde hem de birkaç Avrupa ülkesinde, Almanya gibi, İsveç gibi, onun dışında Lübnan'da çok sayıda Suriyeli yaşıyor. Ve dünyanın en fazla yerinden edilmiş insanları Suriyeliler. Ondan sonra işte Afganlar ve Iraklılar demiştik. Sadece onlar yok. Yani tabii biz hep Suriyelilerden bahsediyoruz göçmen deyince ama diğer pek çok insan da işte Irak'tan, İran'dan giden, Afganistan'dan ayrılan veya kendi ülkesinde yerinden edilmiş çok insan var. Bu da aslında göçün önemli bileşenlerinden bir tanesi. Yani kendi ülkesinde bile Nijerya'da veya Türkiye'de de öyle yerinden edilmiş, köyünü terk etmek zorunda bırakılmış siyasi kararlarla pek çok insan var. Bu insanlar için tabii çok büyük bir dram. Yine kendi ülkenizdeyseniz belki bir derece ama kendi ülkenizi aşmak zorunda kalıyorsanız, bir de dokümanlarınız da yoksa, resmi bir belgeniz de yoksa, ayağınızda bir ayakkabı terlikle çıktıysanız, o zaman gerçekten işte dramları hep birlikte gördük televizyonlardan. İşte biz İzmir'de bazen bunlara denk geldik. Basmane böyle... Nasıldı o ilk yıllar, insan dolu, yani oradan geçerken gerçekten çok büyük bir hüzün kaplıyor içinizi. Bir taraftan da acaba Türkiye'de de yabancı düşmanlığı olur mu diye endişeler vardı. Ama hani genel olarak biz buna açık insanlarız. Hani devletimiz de öyle geleneksel olarak. Çok da yabancı düşmanlığından söz edemeyiz. Birkaç tabii olay var ama aykırı. Peki AB'ye nasıl yansıdı? Avrupa Birliği
almak istemedi göçmenleri. Ama 2015 yılına geldiğinde, yani 2011'den 2015'e, bu sayılar çok da fazla değildi. Mesela 40 bin kişi geliyorsa 2015 yılında 250 bin kişi geldi denizlerden, Akdeniz'den. Bu 250 bin, yani sayı birden 5'e katlayınca, 5'e 6'ya katlayınca Avrupa dedi ki bir şeyler yapmamız lazım. Ve o dönemde zaten denizlerde de büyük dramlar yaşanıyordu. Merkel'in girişimiyle evet artık Avrupa Birliği solidarity dediğimiz, yani neydi Türkçe hatırlayamadım, çok özür dilerim. Birbirlerine olan bu bağı hatırlamalı Avrupalılar ve birlikte paylaşmalıyız göçün getirdiği yükleri şeklinde insanları karşılamalıyız. Almanya bunu başarılı bir şekilde yaptı. Yine İsveç de o şekilde, ama geri kalan pek çok ülke kabul etmek istemedi. Her ülke için kota getirdi Avrupa Birliği. Dublin tüzüğü var. Dublin tüzüğüyle birlikte her ülke eğer belli miktarda bu kotaları karşılayacak şekilde göçmenleri alırsa sorun olmayacaktır şeklinde yaklaşmıştı, ama pek çok ülke bunu kabul etmedi. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri, Yunanistan, İtalya ve Malta, işte hotspot deniyor. Yani hemen girişte göçmenleri karşılayacak, sığınmacıları daha doğrusu karşılayacak olan sıcak bölgelerdi. Oradan da üye ülkelere aktarma yapılacaktı, ama orada kaldı insanlar, pek çok Suriyeli. Ve geçemediği için de, orada yaşamsal koşullar kötü olduğu için de, kim bilir belki hastalıklar ya da işte yangın oldu Moria Adası'nda, bunlara maruz kaldılar. AB sorunu kendisi çözemediği için sorunu Türkiye aracılığıyla çözmek istedi ve 2016 yılında, önemli bir yıl, bir mutabakat yapıldı Türkiye ile AB arasında. O dönem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu ve hatırlarsınız işte biz dedi 18 Mart'ta yapılmıştı bu mutabakat, geri kabul üzerine, geri kabul mutabakatı. Biz 2 ay sonra vizesiz geçeceğiz. Yani Haziran'da hatta bütün Türk vatandaşları Avrupa'da vizesiz dolaşabilecek şeklinde. Çünkü anlaşmayı böyle bir pazarlık üzerinden yapmışlardı. Ve o dönemde bize böyle bu konularda konuşmaya gelen pek çok hocamız Türkiye için çok büyük bir fırsat demişlerdi. Ama burada bir dışsallaştırma, bir güvenlikleştirme söz konusu. Yani biz bu sorunu çözmüyoruz Avrupa olarak, Türkiye kanalıyla çözeriz. Türkiye'de Egemen Bağış döneminden itibaren neden vizesiz dolaşmıyoruz? Çünkü bu bizim 1974 katma protokolden itibaren hakkımız. Türk vatandaşları vizesiz 90 güne kadar dolaşma hakkına sahip diyordu. Ama bunun müzakeresi zaten yapılmamış yıllar boyunca ve sadece ABAD'a, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na dava açan bireysel olarak Türkler dava açtığında kazanıyorlar. Toplu olarak böyle bir imkan sağlanır mı acaba diye böyle bir girişim yapıldı. Ama işte 2-3 ay sonra böyle bir şey olmadı, gerçekleşmedi. Ve evet, mutabakat gerçekleşti ama vizesiz dolaşamıyor Türkler. Tabii pek çok bunun alt, nasıl diyelim, konuları var. Çünkü yapılan mutabakat bir anlaşma değil öncelikle. Uluslararası bir anlaşma değil. Bir, nasıl diyelim, liderler arasında yapılmış bir sanki sözleşme gibi, herhangi bir hukuki altyapısı yok. Bu yüzden de bu mutabakat çok eleştirildi. İşte readmission deal diyorlar. Yani deal bir anlaşma ama antlaşma değil tabii ki. Uluslararası örgütler, özellikle Uluslararası Af Örgütü gibi, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi örgütler çok eleştirdiler. Hatta Birleşmiş Milletler de bu şekilde sorunun çözülemeyeceğini, hukuki açıdan çözülemeyeceğini söyledi. Ama bir girişimdi o dönemde yapılmış ve AB pek çok ülkeyle geri kabul anlaşması yapıyor ama
Türkiye'ninki biraz farklılaştı. Anlaşmamız var, 2011'de yapılmış. Sadece uygulamada değildi. 2016 yılında mutabakatla sadece Suriyeliler için anlaşma yapıldı. Ve bu mutabakat diyordu ki, bir Suriyeli'ye karşı bir Suriyeli, işte one for one shame dediler. Yani Türkiye'den, Türkiye'yi transit ülke olarak kullanıp işte Yunanistan'a mesela sığınmış olan bir Suriyeli Avrupa'ya gidecek, evet, ama pardon, gidemeyecek, geri döndürülmesi lazım. Türkiye onu geri alacak, Yunanistan onu geri gönderecek ve Türkiye'de bulunacak. Ama Avrupa'dan, pardon, Türkiye'den bir Suriyeli, ama nasıl, hangi özelliklere sahip bilmiyoruz, Avrupa'ya gidecek. Bu kişi kim olacak peki? Suriyeli olacak ama bir mühendis mi, bir doktor mu, bir bilim insanı mı? Yani Avrupa burada yine kendi çıkarıyla uyumlu şekilde bir anlaşmaya bence vardı diye düşünüyorum ben. Yani nasıl diyelim, kalifiye olmayan, herhangi bir dokümanı olmayan Suriyeli Türkiye'de kalacak, Türkiye'deki kalifiye bir Suriyeli de Avrupa'ya gidecek şeklinde yorumlar yapıldı. Böyle bir anlaşma mesela. Bunun dışında Türkiye'ye 3 artı 3 milyar euro, yani 6 milyar euro destek sağlanması AB tarafından bir imkan olarak görüldü. Bu da zaten Türkiye bunun çok daha fazlasını bütçeden harcadı. Ama tabii ki Türkiye için olumlu bir şey, kabul etti Türkiye ve vizenin serbestleştirilmesi. Ama o şekilde tabii çok da basit olmayacak dedi AB. 75 kriter var. Nasıl işte Kopenhag kriterleri var. Bir de göçün AB kurallarına uygun hale gelmesi için Türkiye'nin güvenli bir ülke olması lazım göçmenler için. O yüzden de 75 kriterin yerine getirilmesi lazım. Ama öyle bir şey oldu ki AB Türkiye'yi önce güvenli ülke yaptı. İşte safe country diye güvenli bir ülke yaptı. Daha sonra 75 kriteri uygulayabilir hale gelmesini bekledi. Yani biz diyor gönderelim size, geri gelsin Suriyeliler. Sonra siz zaten güvenli olursunuz. Baştan ama güvenli olacaksınız şeklinde yaklaştı. Türkiye kriterlerin çoğunu yerine getirdi. Sadece 5 kriter kalmıştı. Bunlardan en önemlisi terör yasası, antiterör yasası. Tam da 2016 biliyorsunuz işte askeri darbe girişiminin olduğu yıl. O yüzden Türkiye terör yasasını değiştirmek istemedi, reform etmek istemedi. İşte sıkı yönetim gibi pek çok alanda Türkiye vazgeçmek istemedi yani bu süreçten. O yüzden de anlaşamadık ve vize serbestliği sağlanamadı Türkiye için. AB ile ilişkilerimiz daha da bozuldu sonrasında. Özellikle işte FETÖ olaylarından sonra Yunanistan'dan FETÖ üyeleri geri talep edildi. Onlar göndermediler. Almanya'da pek çok FETÖ unsurunun bulunduğu Türkiye tarafından ifade edildi. Almanya onları geri göndermedi. Bu yüzden Türkiye ben dondurdum anlaşmaları dedi. Kapıları da açıyorum. Yine siyasileşti, yani yine göç konusu dışsallaştırıldı. Benim sorunum değil. Kapıları açıyorum. Gitmek isteyen gitsin, kalmak isteyen kalsın. Karşı taraftan Yunanistan kimi zaman vurdu, kimi zaman aldı, kimi zaman durdurdu. Bu şekilde dramlar devam ediyor. Burada bir soru var. Esra Demirli, 6 milyarın hepsi verildi mi? Verilmedi. Esra Demirli. Bu 3 milyarı ilk aldık. Daha sonra 3 milyardan sonra 2,5 milyar kadarı nasıl diyelim salık verildi. Ama Türkiye bunların hepsini kullanamadı. Çünkü kullanması için bazı projeler, bazı alanlar gerekli. Onları göstermesi, kanıtlaması lazım. Pek çok girişim yapıldı ama süreçte iyi gitmediği için AB hepsini Türkiye'ye sağlamadı. Özetle geri kabul mutabakatı da şu anda hala yürürlükte. Geri kabul anlaşması da öyle. Hala yürürlükte ama AB artık yeni bir çözüm bulmaya çalışıyor.
Türkiye ile ilişkileri bozmak da istemiyor ama iyi de gitmiyor. Dolayısıyla son baktığımda geçen hafta komisyonun yeni bir önerisi var. Diyor ki biz bu işi kendi içimizde çözmeye çalışalım. Göçmen kabul eden ülkeye, daha doğrusu yine sığınmacı, çünkü göçmen ekonomik anlamda göçmen sözü kullanılıyor daha çok işçiler için. Dolayısıyla sığınmacılar için eğer kabul ederse üye ülke, ona fon sağlayacağız diyor. Yani biraz özendirmeye çalışıyor. Her göçmen için işte şu kadar euro para vereceğiz şeklinde. Almanya'nın girişimiyle biliyorsunuz dönem başkanı Almanya, Merkel bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ama yine bizim ünlü Viktor Orban, işte Polonya'da tam liderin ismini hatırlayamadım. Bu liderler buna destek vermiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyi istiyorlar. Tabii göç konusunda çok büyük bir başarısızlık var AB'de. Avrupa sınıfta kaldı. Yine normatif değerler bakımından da. Evet, genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Gördüğümüz gibi pek çok krizden bahsettik. Yani Avrupa artık krizler coğrafyası oldu. En son bu kadar çok kriz işte İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı. O kadar çok kriz tabii oldu ki 60 milyon insan ölünce bir çözüm bulmamız lazım. Hadi Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu kuralım ve artık Fransa, Almanya bu baş düşmanlar barışsın şeklinde. Şimdi ama tekrar ayrılıklar var Avrupa'da. Bu sefer çok daha fazla sayıda, yani o zaman 6 ülkeydi. Sorunlar daha çözülebilirdi ve hepsi zaten demokratikti, öyle diyelim. Demokrasinin gelmiş olduğu ülkelerdi. Şimdi demokrasi tecrübesi az olan, ondan sonra popülizme açık, farklılaşmış, demokrasiden geri dönüşlerin çok olduğu ülkelerden oluşan bir AB var. O yüzden İşleri biraz zor. Yani belki insani kayıplar kendi coğrafyalarında yaşanmıyor ama başka vatandaşların Avrupa sularında hayatını kaybettiğini görüyoruz. Onlar için herhangi bir özel bir girişimi yok. Avrupa Birliği sadece kendi için sanki bir şeyler yapmak istiyor. Başka kimse için değil. Bu milliyetçilik, artan milliyetçilik de dünyanın pek çok yerinde tabii var yine. İnsanlığın diyorum herhalde en büyük düşmanlarından bir tanesi. Bu kadar aşırı milliyetçilik, aşırı sağ, sol da aslında, yani sol politikalar da popülist. Tsipras'ın Yunanistan'daki politikaları da popülistti. Dolayısıyla artık bunun ideolojisi de kalmadı. Her açıdan diyorum ki olumsuz bir yaklaşım oldu ama her açıdan başarısız olmuş bir blok. Sadece diyorum ki çevre konusunda biraz daha güçlü bir blok olabilir AB. Bu şekilde özetleyebilirim. O kadar da başarısız değil ya. O kadar da şey yapmayalım yani. Bizim en azından Türkiye açısından düşündüğümüz zaman bile sadece sırf Avrupa Birliği'ne üye olacağız diye o motivasyonla yaptığımız demokratik ilerlemeyi, hukukun üstünde saygıyı geliştirmeyi, işte insan haklarına saygıyı falan bile düşünsek sadece o bile kâr bizim açımızdan. Tabii ki bunlar. Ben hemen sorumu da sorayım. 10 Aralık, 11 Aralık zirve toplanacak. Muhtemelen Türkiye ile ilgili bir şey de çıkacak, karar da çıkacak. Nasıl bir karar bekleniliyor? Evet. Konuştan da sinyal verilen bir şey var mı? Bu arada bu soruyu da Gönül Hocamız da şimdi geldi. Tam ondan şey yapmıştık, onunla konuşuyorduk. Konuşmuştum. Şimdi o geldi soruyu sorarken, yakalandım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Gönül Hocam nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok korkmuştum sizi kaçıracağım diye. Neyse ucundan yetiştim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani 10 Aralık'ta evet, Türkiye tabii dışına itilmeyecek AB'nin ama tabii bir bu Türkiye için herhangi bir
nasıl diyeyim, ekonomik yaptırımda çıkmayabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye bunun için uğraştı. Yani son anda öyle hemen bir dönüşler yaptı. Hemen Doğu Akdeniz'deki işte gemimiz geri döndü. Söylemler başladı. Dönmedi. Efendim hocam? Arızalandı, geri dönmedi. Arızalanmasaydı kalırdı gene. Kalabilirdi, evet. Arızalandı. Söylemler yumuşadı, biraz daha farklılaştı. Tabii çok da olaylar üst üste denk geldi. Hem İslami açıdan, yani İslamofobi dediğimiz böyle Fransa'da yaşanan bu terör saldırıları, sonrasında Macron'un söylemleri, sonrasında Türkiye'den yapılan söylemler. Tabii çok Türkiye'yi zorlayıcı süreçler. Yani bu Doğu Akdeniz'de konuşmadık ama Türkiye'nin haklı olduğu da o kadar çok nokta var ki, böyle hani canım ülkem diye üzülüyorum gerçekten izlerken haberlerde. Bizler, öğrencilerimiz de öyle, arka planı bildiğimiz için, Kıbrıs sürecini bildiğimiz için bu konuda Türkiye'nin çıkışlarına, tabii ki ülke vatandaşı olduğumuz için bir şey diyemiyoruz ama Avrupa'dan bakınca, Türkiye'yi de çok iyi tanımayınca, Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor ve işte denizlerde istediği gibi dolaşıyor şeklinde anlaşılıyor. Ama bunun bir arka planı var, çok önemli bir arka planı. Ve ben Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda kendini çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları noktasında. Ama bunlar tabii ki çok geç diyebileceğimiz aktarımlar. Yani Türkiye 1970'lerden günümüze o zaman bir şeyler yapmalıydı. Bu son işte hani 40 yıllık, 50 yıllık bir sorun. O yüzden şu anda yaptığımız herhangi bir davranış bize işte bir ekonomik yaptırım olarak geri dönebiliyor veya bir tehdit olarak geri dönebiliyor. Yani çok güçsüzüz. Hiç bu müzakere edebilecek bir gücümüz yok. Halbuki yasal olarak uluslararası hukuk bağlamında var ama siyasi olarak çok güçsüzüz. Politik artık itilmişlik mi diyelim, yalnızlık mı diyelim dış politikada, bunu İbrahim Kalın hani gönüllü bir yalnızlık olarak savunmuştu ama tabii ki Türkiye AB'den vazgeçemeyeceğini kendi de ifade etti son Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıyla. Bu bir batılılaşma, bir modernleşme projesi AB. Siz de söylediğiniz Elvan Hocam, yani Türkiye'de sırf AB nedeniyle yapılmış o kadar çok reform var ki, bunlardan zaman zaman geri dönüşler olsa da Türkiye'nin demokratik olabilmesi adına tek rol aldığı blok AB ve Avrupa ve onun felsefesi aslında daha çok. Sonuç Türkiye aksine çıkmayacaktır diye düşünüyorum sorunuza gelince. Çünkü hem Almanya var, Merkel bu süreci yönetecektir. Yani zaten bunun telefon görüşmeleri yapılmıştır önceden diye düşünüyorum. Merkel var ama Merkel'de kaç gün daha var? 24 gün daha var. Ondan evet, sonra... Doğru. Atlattıktan sonra evet, bakalım ne olacak. Portekiz zannediyorum Portekiz, sonraki süreçte Slover. De. Evet, o yüzden çok da karşı olmayacaktır Portekiz sürecinde de. Türkiye'ye çok karşı gelinmeyecektir diye düşünüyorum. Bizim için o kadar da kötü değil o zaman senaryolar ya da beklenen kararlar. Yani ciddi bir yaptırım kararı çıkmayacaktır belki ama evet, bir böyle çeki düzen vermemiz yönünde bir uyarı evet, bu mutlaka gelecektir. Evet, yani Türkiye'de ilişkiler artık böyle bir ilişki sürecine dönüşüyor. Yani tehditle hemen bir geri dönüş imkanı yaratılıyor diyelim. Evet. Son olarak ben şunu sorayım. Bu arada başka soru varsa arkadaşlarımız da oraya yazsınlar. Evet, şimdi Fransa'da, Almanya'da, ondan sonra da sanırım Hollanda'da ciddi bir Türk nüfusu var aslında oraya yerleşik olan ve bunların büyük çoğunluğu da oy hakkına sahip. Sahip olmasalar bile
bir diaspora olarak orada işte siyasiler üzerinden ya da işte ne bileyim başka kanallar üzerinden baskı unsuru yapabilecek konumdalar. Türkiye'nin Avrupa'daki yerleşik neyleri diyelim, gurbetçileri. Acaba yeteri kadar organize olmadıkları, örgütlü olmadıkları için ya da genel ortalama Avrupa halkıyla benzer bakış açılarına, benzer eğitim süreçlerine, benzer ekonomik gelirlere, işte sosyoekonomik ya da sosyokültürel perspektiflere sahip olmadıkları için mi böyle bir baskı unsuru olarak biz bu diasporayı kullanamıyoruz? Gerek Avrupa Birliği üyeliğini zorlamak için, gerekse de Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi daha rahat yürütebilmek için. Çünkü bu nüfusun toplamı neredeyse bir Yunanistan nüfusu kadar ediyor zaten. Tabii yani 5 milyondan fazladır zannediyorum ki. Katılıyorum size Elvan Hocam. Yani bu eğitimle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu imkanlara sahip olmamaları veya bu bilince sahip olmamaları bu yüzden zannediyorum ki etkileyemiyorlar. Tabii ki çok sayıda Türk politikada aktif olarak çalışıyor. Yani Yeşiller'de biliyorum çalıştıklarını, Yeşiller Partisi'nde yine Hristiyan Demokratlar'da bile Türk bizim temsilcilerimiz var ama bu isimler daha çok işte eğitim almış, orada daha rahat imkanlara sahip olan insanlar. Geriye kalan onların tabii ulaşması gerektiği kesim çok daha farklı bir kesim. Gettolaşmış, kendi kabuğundan çıkamamış kişiler. Dilini doğru dürüst belki konuşamayan kişiler. O yüzden de mesela Hollanda'ya baktığımızda öyle bir politikaya dönüşmüş ki Hollanda'daki, çok özür dilerim, göçmen politikası. Eskiden böyle çok welcoming, yani herkesi davet eden hoşgörü ülkesiyken şu anda 2020 yılında artık asimilasyon ile bu politikayı devam ettiren, kesinlikle vatandaşlık vermekte çok zorlanan bir ülke haline geldi. Bu da bu gelen kesimlerin, belki de hani göç için başvuruda bulunanların tabii ki pek çok sebebi olabilir. Yani sadece Müslüman olmaları da sebep olabilir. Ama eğitim anlamında da yaşadıkları belki o geri kalmışlıktan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Uyum konusu. Gelecek jenerasyonlar ya da şu anki mevcut herhalde 3. jenerasyon olmuştur. İlk 45, 46, 47 o zamanlarda gittiler ilk gurbetçiler, Alamancı dediğimiz grup. 60 herhalde 3. jenerasyon. Yani işte o 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki toparlanma şeyi için, sanayiye destek için herhalde 3. jenerasyondur. Demek ki bu jenerasyon orada doğdu, oranın eğitim sürecinden geçti, oranın dilini daha iyi biliyor. Hatta belki bazıları Türkçeyi daha az biliyorlar. Evet, kendi o ülkenin diline kıyasla falan. O zaman ama diğer taraftan da bu 3. jenerasyonun Türkiye ile bağları zayıf. Onlar da kendilerini belki Türk vatandaşı olarak görmedikleri için Türkiye'nin çıkarlarını ve haklarını orada savunmayacaklardır. Gene bir şeye döndük, fasit daireye döndük o zaman. Evet, bir de yani bir karşıtlık da olabilir. Yani ben Müslümanım ama bu ülke değil ve işte cami yok. Beni zaten Müslümanlara karşı bir duruş var. Her terör saldırısını bir Müslümana atma şeyi var, girişimi var. O yüzden de bu Charlie Hebdo'dan bugüne gelen bu saldırılarda evet Türk ismine çok rastlamıyoruz ama yine de böyle bir rahatsızlık olabilir. Yani Avrupa kimliğini de reddediyor olabilir. Hem Avrupa kimliğini reddediyor hem Türk kimliğine de sahip değil. Böyle arada kalmış evet bir his olması da etkilemesini herhalde azaltıyor. İki uca da kayabilirler. Yani bir anda radikalleşip onlar da kendi milliyetçi şeylerini ön plana çıkarıp bir Avrupa düşmanı haline gelebilirler. Ya da tam tersi İslamiyet'le ya da işte Türkiye'yle bütün bağlarını keserek gerçek bir Fransız ya da gerçek bir Almanya gibi doğrudan orası savunucusu olabilirler. İşte o çok gerçekten... Türkiye'nin de o kanalları açık tutarak o insanlara ulaşması gerekiyor. Aslında var Türkiye'nin yabancılarla ilgili kurumları var. Özellikle Başbakanlığa bağlı.
son yani mesela 2000'li yıllarda bu kurumlar kuruldu. Bunu sağlamaya çalışıyorlar ama bir de Avrupa'da da işte bahsettiğim biraz asimilasyona yönelik. Yani eskiden çok kültürlülüğü savunan Avrupa artık asimilasyonu savunuyor. O yüzden de bu insanlar isteseler de çok aktif olamıyorlar ve ya da aktif olsalar Türkiye'nin çıkarlarını çok savunamıyorlar. Çünkü kendilerini yitirmeleri yani kendi kimliklerinden vazgeçmeleri isteniyor. Çok kültürlülüğün aslında özellikle 2000'li yıllarda Avrupa'nın misyonuydu çok kültürlülük. Ama yani hatta farklılıklar içinde birlik, çeşitlilik içinde birlik şeklinde söylüyorlardı. Ama bundan herhangi bir iz kalmadığını düşünüyorum. Hem tabii Türkiye'nin de bunda katkıları vardır ama Avrupa'da bunu reddedici. O yüzden orada yaşayan insanların da işi kolay değil. Başka soru var mı arkadaşlar? Sorularınız varsa. Gelen yok ama şu an yazılan var mıdır? Başka bakıyorum herhangi bir şey var mı? Şöyle elimde birkaç şey var. İsterseniz onlardan göstereyim. Mesela popülizmle ilgili olarak okuma yapmak isterseniz. Böyle çok küçük bir kitap ama görünüyor mu acaba? Erik Fasin, Popülizm Büyük Hınç. Evet, mesela hınç, hınça sebep oluyor popülizm. Bu konuyla ilgili belki bir ödev hazırlayan olursa veya Brexit'le ilgili değerlendirmeler için İKV'nin notları var. İktisadi Kalkınma Vakfı. Evet, İktisadi Kalkınma Vakfı. Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları İKV Değerlendirme Notu. Evet, yardımcı olacaktır. Yine Avrupa Birliği ile ilgili siz hocam söylemişsinizdir ama öğrencilere bende de bulunanlardan şöyle göstereyim. Avrupa Birliği üzerine İlke Göçmen'in edit ettiği bir çok güzel bir kitap var. Derslerde yardımcı olacaktır mutlaka. Çok yardımcı olacaktır, evet. Yani böyle bir kitaptan faydalanabilirler. Yine bende İKV'nin de şeyleri var. Bir de eğer göç konusuna ilgileri varsa her şehrimizde il göç idaresi var. Yani öğrenciler mesela mezun olduktan sonra uluslararası ilişkiler öğrencileri bu alanlarda iş bulabilir. İl göç idaresinde çalışabilirler. Neymiş diye mesela bir web sitesine bakabilirsiniz. Aydın İl Göç İdaresi ne yapıyor? Neler yapıyor? Veya böyle kurumlar var devlet İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bu şekilde bakabilirsiniz ya da İKV gibi vakıflar var AB çalışan belki ilginizi çeker. Göç konusunda Arzu hocamız da sağlam yönlendirmelerde bulunuyor. Göç derslerine o girdiği için Aydın İl Göç İdaresi'yle de yakın bağları var. Staj ayarlıyorlar öğrencilerimize. Çok güzel siz. Aktifsiniz hocam, harika. O alanda, göç alanında iyi gidiyoruz. İleride adımızı daha çok duyacaksınız inşallah. Ya çok sevindim, ne kadar güzel. Bizim öğrencilerimizden bilmiyorum var mı staj yapan. Ben de yönlendireyim yani. Öğrencilerimizi kabul ediyorlar o zaman. Çok güzel. Evet. Ama hani Arzu Hoca'nın sayesinde mi oluyor yoksa onların normal işleyişinde mi var? Ha bu arada madem staj konusu açıldı, pandemi sebebiyle üniversiteler muhtemelen 9 Eylül'de öyledir. Evet. Staja izin vermiyormuş özellikle 9 Eylül'de de zorunlu değildi galiba staj öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Zorunlu olmadığı için dekanlıklar şeye izin vermiyorlarmış, gönüllü staja izin vermiyorlarmış. Evet, evet, doğru. Ama Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları üzerinden staj programına başvurulursa o evet. kanal üzerinden ayarlanan stajlara gerekli belgeleri, evrakları veriyorlar. Sizin öğrencileri de o şekilde göç idarelerini yapabiliriz, yönlendirebiliriz. Tamam. Gerçi niye durup dururken rakip yarattım bizimkilere bilmiyorum ama. Yani bu sene olmaz artık hocam dediğiniz sene. Zaten evet, göç idaresi hani eğer göç konusunda diyorsanız o zaten İzmir'dekine başvuracaktır bizim öğrencimiz. Ama tabii Cumhurbaşkanlığı... Kendi memleketlerindekilere de başvurabiliyorlar ya artık. Cumhurbaşkanlığı üzerinden, kanal üzerinden her yere
evet. Türkiye'ye dağılabiliyorlar. Dağılabiliyorsunuz. Yani. Zeki Göktepe de yazmış, staj yaptık ama koronadan dolayı kısa sürdü diye. Evet, maalesef. Evet, koronadan Deu versus Odo. Evet. Hocam çok teşekkürler. Birlik olun. Ben çok teşekkür ederim. Umarım cevaplayabilmişimdir soruları. Faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim. Esra da çok teşekkür etmiş. Ben de hepinize teşekkür ederim. Bu vesileyle biz de hasret gidermiş olduk. Neredeyse. Ne kadar güzel oldu. Uzun. 5 yıldır çok görmüyorduk güzel. Birbirimizi. Vesile çok oldu. Gene güzel bekleriz. Oldu. Okula da bekleriz. Ben de bekliyorum sizleri. Biz de bekleriz. Öğrencilerimizi de, yani şu anda evdeyiz dediğin gibi Elvan Hocam. Evden devam ediyoruz ama bugünler geçecek. Ondan sonra yüz yüze görüşeceğimiz günler gelecek. Çok memnun olurum ben de. Berke son bir herhalde soru sormuş. Kyoto protokolü ve yeşil anlaşma ile ilgili. Çok bariz farklardan söz etmek mümkün müdür hocam? Yeşil anlaşma biraz daha bölgesel. Tabii yeşil anlaşma... Kyoto'dan sonra yapılmış olan Paris Anlaşması'nın Avrupa çerçevesindeki bir, nasıl diyelim, hedef koyma anlaşması. O yüzden farklı, daha bölgesel. Evet, sadece Avrupa Birliği için Green Deal. O da yine deal, yani üye ülkeler arasında yapılmış bir mutabakat. Dolayısıyla zorunlu bir şey değil. Yani üye ülkelerden yine bu aykırı olanlar uygulamayacaktır AB'nin kurallarını. Hüseyin Hoca'nın da sorusu varmış. Yukarıda kaçırmışız. Öyle mi? Ben yukarıda yoksa ekonomik bir birlikten öte bir yapılanmalıdır. Dediğin geleceği ne olacaktır? Teşekkürler. Evet Hüseyin Hocam, kusura bakmayın, görmemişim. Hristiyan Birliği demek artık tabii ne kadar doğru tartışılır. Ama hepsinin, bütün üyelerin Hristiyan olmasından dolayı belki böyle bir şey de konuşulabilir. Ama bu çok yetersiz bir kimlik tanımı olacaktır. Yani eğer biz tabii ki o nasıl diyelim, Avrupa bütünleşmesi felsefesinden yola çıkarak bir açıklama yapacaksak, yani bir ideal olarak AB'den bahsedeceksek, Hristiyan Birliği'ne dayanmaması gerektiği, bugün AB çalışan, bu alanda uzmanlaşmış ve AB'nin kurucuları tarafından aslında karşı çıkılan bir nokta. Ama tabii bunu siyasi açıdan manipüle eden çok fazla grup var. Bundan öte bir yapılanma olmalıdır, olacaktır bence diye söyleyebilirim. Ekonomik bir birlikten öte, tabii ki ekonomik bir birlikten öte olduğu zaten Maastricht Anlaşması'yla ortaya çıkmış oldu. Çünkü zaten ekonomik bütünleşmenin aşamalarını yavaş yavaş tamamlamış. Hani hep ben başarısızlığını söyledim ama başarı hikayesi çok önemli. Çünkü serbest ticaret anlaşması, sonraki aşama gümrük birliği, sonraki aşama parasal birlik, ondan sonra siyasi birlik, bu aşamaları aşmış başka herhangi bir grup yok dünyada. ASEAN bunun için uğraşıyor biliyorsunuz. Ama ASEAN'da da, yani Asya'da da böyle bir girişim yok henüz. Dolayısıyla ekonomik bir birlikten çok öte, hatta kendi ordusunu kurmak isteyen, dış politikada bir dışişleri bakanı atamış bir AB'den bahsediyoruz 2010 yılı itibariyle. Birliğin geleceği ise çok gerçekten... Nasıl diyelim, karmaşık. Birliğin geleceği çok karmaşık ama ben bize hep derlerdi ki bu zaten dağılacak, yani bize hocalarımız, değil mi Elvan Hocam? Bu dağılacak olan şeyi neden çalışıyorsunuz diye. Biz bunları tabii çok dinledik ama ben dağılmayacağını, ama hani multi-speed Europe şeklinde görüşler var ya, a la carte Europe, işte farklı hızlarda AB. Zaten AB'nin kendi getirmiş olduğu geleceğe dair, AB'nin geleceğine dair bir vizyon da var. Seçenekleri sunuyorlar. Bir tanesi de farklı hızlarda bütünleşme. Yani bazı ülkeler daha çok bütünleşecek, derinleşecek. Bazı üyeler ise işte bahsettiğimiz, mesela İngiltere ayrıldı, Polonya, Macaristan ayrı bir yerde duracak. Opt-out dediğimiz, hep bir konuda karşı çıkacak. Onlar yeteri kadar bütünleşmeyecek ama AB'den de ayrılamayacak.
bu farklı hızlarda iç içe geçmiş halkalar halinde bir AB olmaya devam edecek. Çünkü bu pazarı terk etmek çok onlara büyük zararlar getirecek. Sadece İngiltere'nin tek başına birlikten çıkması bile İngiltere açısından ve birlik açısından evet. Bu kadar tartışılıyorken, evet. Zorken hani hı-hı. Öyle bir yanda nişan yüzünü açtığım gibi bir şey değil bu. Evet, i̇şte mal paylaşımı, velayet tartışmaları gibi şeyler var. O kadar 27 üye ülkenin birden ayrılması, dağılması çok büyük bir kaos ortamı çıkaracaktır zaten. Evet, evet. Geriye dönmek, tekrar sınırları çizmek, ekonomik hı-hı. anlamda, ticari anlamda, insan anlamında tabii. Bayağı büyük bir şey olacak. Belli şeyler belki dondurulur, daha fazla hı-hı. ilerletilmez ama belli katmanlar şey olabilir, devam edebilir. Evet, yine ilerleyecek ya da. Geldi. Evet. Başka geldi mi hocam? Ben görmemişim. Şeyleriniz bu son olsun. Mert'ten sonra başka soru almayalım. Tamam. Arkadan gelen Erdem'in sesi mi? Ses mi geldi? Ben farkında değilim burada. Evet evet. Onlar zaten evde bir bağırış çağırış. Evet. Olabilir yani. İmtiyazlı ortaklık hakkındaki düşüncelerimiz neler? Evet. İmtiyazlı ortaklık, bunu biz öğrenciyken de çok tartışıyorduk yüksek lisansta ve doktorada. Türkiye zaten şu anda imtiyazlı bir ortak şeklinde. Derslerde de konuşuyorduk. Çünkü neden imtiyazı? Gümrük birliğini sağlamış ama AB piyasasına tamamen girememiş. Siyasi olarak bir parçası olamamış bir Türkiye var. Ya da adına imtiyazlı ortaklık demek yanlış da olur şeklinde görüşler var. Çünkü biz aday ülkeyiz ve sonuç olarak dediğimiz üyelik. Ama bunun gelmeyeceğini, yani yakın veya uzak bir gelecekte bunun olmayacağını çoğumuz tahmin edebiliyoruz artık. Fakat bu ilişki ağı devam edecek. Adına imtiyazlı ortaklık da denebilir. Başka bir isim de bulunabilir. Stratejik ortak gibi. Tabii Türkiye bu ismin değiştirilmesinden hiç hoşnut olmaz. Bir dış politika temsilcisi olsam ben bu şekilde cevaplamazdım tabii ama Türkiye bir aday ülkedir ve üye olmak üzere bu yola baş koydu şeklinde söylerdim ama çok eski 1960'lardan günümüze bu ilişki bu şekilde sürdüğü için içerik anlamında baktığımızda adı imtiyazlı ortaklık da olabilir diye düşünüyorum. Haklarını elde eden, bireysel olarak elde eden Türk vatandaşlarından tutun. Bir tarafta işte aday ülke, belli konularda AB'den fon alan, hala almaya devam eden, belli konularda AB'nin işte sopasıyla karşılaşan, AB'den ne kopmuş ne de onun içinde olduğu için böyle değerlendirebilirim. Evet. Hocam. Cevap olmuştur. Evet hocam. Çok teşekkürler. Ben de size çok teşekkür ederim. Verdiğin çok için, verdiğin bilgiler için, farklı perspektiflere bizi yönlendirdiğin için, okumalarla umarım faydalı olmuştur. Sağ olun. Başka zaman yine bekleriz. Bunu saymayız. Okulumuza da bekleriz. Ben de İnşallah bir an önce okullarımıza dönelim. Ondan sonra en kısa sürede benim geleceğim Ersin organizasyonunu da yapalım. Yapalım. Yaparız. Evet. Hiç onlar problem değil. Çok teşekkür ederim sizlere. Arkadaşlar yazılarınızı okuyorum. Umarım sizler de çok başarılı bir şekilde bu süreci tamamlarsınız. Hocalarınız en güzel yolu sizin için çizecektir. Elvan Hoca'ya bu konuda zaten güvenimiz tam. Umarım çok hepiniz istediğiniz yerlere gelirsiniz, başarılı olursunuz. Ben de teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Yağmur'u ve Erdem'i mıncıklarım. Kıvanç, selamlar arkadaşlara. Selamlar. Sonra görüşürüz. Benden de Nazım Hoca'ya çok selamlar. Herkese selamlarımı ileteceğim. Ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum İzmir'den. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.
Zuhal Hoca'ya teşekkürler arkadaşlar. Size de teşekkürler. Güzel sorular vardı katıldığınız için. Hocalarımıza da teşekkürler katıldıkları için. Ben 17-20 ikinci öğretim dersinde geçen hafta kaldığımız yerden tarihsel gelişimini anlatmıştık Avrupa Birliği'nin. Kurumsal yapısını ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini anlatmaya devam edeceğim. Birinci öğretim öğrencilerinin müsaitlerse ikinci öğretim dersine gelmesini tavsiye ederim. Değillerse daha sonra linki paylaşacağım. Video kaydının linkini oradan izleyebilirler. Esra linki bulamamıştım önceki hafta. Şöyle bir şey oldu. Ben linki hemen yolladım ama duyurunun sizin ekranınızdan görülmesi yaklaşık bir 10-15 dakika vakit alabiliyormuş. Buradan oraya uçuş geçiş süreci içerisinde. O yüzden birazcık daha erken paylaşmam gerekiyormuş linki. Ya da sizin birazcık daha geç bakmanız gerekiyormuş. Öyle bir organizasyonla, birazcık daha erken bir organizasyonla sizi de derse alabiliriz. Bir saat dinlenelim, çayımızı kahvemizi alalım, kendimize gelelim. İkinci öğretim dersinde buluşuruz. Ben teşekkür ederim Doğanlar Hocam. Mustafa Doğanlar Hocamız bizim işletme bölümünden hocamız ama sağ olsun her uluslararası ilişkiler şeyine geldi, misafirine geldi. Doğanlar Hoca'ya bir uluslararası ilişkiler fahri doktorası vermek üzere dekanlar rektörlüğe bir şeyde bulunacağım, teklifte bulunacağım. Hüseyin Gül Hocamız da geldi. Teşekkürler. Ön lisans yeter. Ön lisans yetmez hocam. Büyük düşünelim. Diğer hocalarımıza da teşekkürler. Emre Hoca'ya, Cemal Hoca'ya, Hüseyin Hoca'ya. Görüşürüz. Yarınkinin reklamını yapalım hocalarımız buradayken. Yarın da Mersin Üniversitesi'nden Kaan Kutlu Ataç hocamız gelecek ve büyük güçler politikası ve bölgesel bir güç olarak Türkiye konusunda bir seminer verecek 2:30'da. Onu da bekleriz. Hoşça kalın.